Benler Kulübü'ne hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir içerikle tekrardan karşınızdayım. Ağır mı ağır, büyük mü büyük, daşşaklı mı daşşaklı bir <laughs> misafirimiz var. Bizzat kendisiyle sizleri tanıştırmak istiyorum. Heyecanla bekliyor musunuz? O da sizi heyecanla tanımak istiyor arkadaşlar. Bizzat kendisi burada. Dört <laughs> buçuk litre Absolut. Şişesini inceleyeceğiz. Tasarımını inceleyeceğiz. Kusura bakmayın ciddi olamıyorum şu an. Her şeyini inceleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz kadar boyu boyuna, huyu huyuna, suyu suyuna. En namın yeter. Dediğimiz türden gayet yakışıklı, karizmatik, dik duran genç bir kardeşimiz. 4,5 litre ve 7,5 kilo kendisi. Bizzat açılışını beraber yapacağız. Tek açmak istemedim. Bu duyguyu, bu mutluluğu hep beraber yaşayalım istedim ve hep beraber kapağını açacağız. Tamam şuradan bir bardak alıyoruz kendimize. Doldururken biraz <laughs> zor olacak gibi ama dolduracağız. Absolut'in hikayesini, tarihini anlatmıştım. Nasıl günümüze geldiğini, nasıl geleceğini, geleceğini konuşamadım. Darararant. Biraz şöyle sola çekeyim de yüzüm gözüksün. <laughs> evet. Bugün bizzat e, tadına bakacağız. Tarihinden bahsettim gayet uzun uzun. Günümüze nasıl geldiğini, nereden geldiğini, üretiminin e, kim tarafından başlatıldığını ve günümüze nasıl geldiğini o e, ...Absolute Extract tanıtımında anlatmıştım. Gayet de böyle kısa ve net bir şekilde insanlara aktarmıştım. Çok fazla kafa karışıklığı olmasın diye. Şimdi bu baba yiğit kardeşimizin açılışını bir yapalım. Bir bakalım kimmiş, nedir, nasıl bir tadı varmış. Klasiğin hiçbir şekilde tadım testini yapmadım bu arada. En çok sevdiğim genellikle likör grubuydu. İşte ekstraktı, lime'ıydı, portakalıydı, raspberry'siydi. Bu serisini çok seviyordum. Ama klasik serisini hiç denemedim. O yüzden beraber tadına bakacağız. Ben normalde Smirnoff içen bir insanım. Ve Smirnoff'un gerçekten sek tüketimine bayılıyorum. Tabii ki de damaktan dama damağa şu arkadaşlar. Kim nasıl zevk alıyorsa o şekil tüketsin. Çok uzatmadan şuradan kapağını açalım önce jelatinini. Şöyle bir açalım. Aa, evet şöyle açtık mı? Açtık. Jelatinini açtık. Ve kapağımızı <laughs> açıyoruz. Kapağımızı da açtık. Şurada gördüğünüz gibi bandrolü vesaire var. Yani arkadaşlar bunda da tıpa olmasını beklemeyin. Yani bilye olmasını beklemeyin. Çünkü dolmaz bardağı dolmaz. O yüzden rahat dolum için kafasında şey yok. MG yok arkadaşlar. O yüzden <laughs> bilisiz dolum yapacağız. Şöyle bir bardağı dolduralım değil mi? Şöyle. Tam acanayı bir kaldıralım. Şöyle hop 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 hop. Aman 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 sakın sakın sakın. Hop. Oo. Oh. Bak, bak 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 ya abi sen nasıl bir şeysin ya <gülüyor> ellerimi <laughs> vodka ile yıkadım e ee, ne denir hak yoluna giden hak yoluna gider bak yoluna giden bizim gibi de <laughs> alkol yoluna gider arkadaşlar tadımını hep beraber yapacağız bakalım Absolut'in klasik serisinde yoğun etil alkol tadını çok fazla alıyorum. Ve aşırı şekilde böyle bu uhu işte o sentetik kokular var ya o koku aşırı baskın geliyor. Smirnoff'da mesela bu biraz daha minimalize edilmiş bir seviyede ama maalesef Absolut klasikte bayağı yoğun tadına bakalım. Kokusu kadar. Tadı da aşırı sert. Yani e, Absolut klasik serisinde rahat bir içim sağlamıyor bize. Şimdi genellikle insanlarda şu algı var işte. Absolut en iyi vodka mantığında ilerleyenler var işte tekel piyasasında. Arkadaşlar bu düşünce çok yanlış bir düşünce. Yani fiyatı yüksek olan alkol en iyi alkol değildir bu arada. Bazı markalar satılamadığı için etiket etkisi dediğimiz bir pazarlama yoluna gider ve insanlarda bu algı yaratırlar ve kaliteli olduğunu inandırırlar. Ama maalesef değildir. Smirnoff bu konuda gerçekten klasik serisinde özellikle hani, absolute klasikle Smirnoff klasiği karıştırırsak Smirnoff klasiğin aradaki o ciddi farkı, o ciddi lezzet farkını anlayacaksınız. Kötü bir vodka değil. Sadece damağa uygun bir içim değil. Bu benim için tabii ki de. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Hani dediğim gibi damaktan damağa değişebilir. Hani siz daha çok seversiniz. Ona bir şey diyemem. Bu benim kendi şahsi fikrimdir. Ve kendi şahsi fikrimi size aktarıyorum. O yüzden absolut klasik benim sek içerek tüketeceğim bir vodka türü asla değildir. Çok tercihimde olacak bir vodka değil. Kokteyllerde gider. İşte vodka bazlı kokteyller yaparken bir sürü kokteyl çıkart. En çeşit. Çeşit çeşit lezzet lezzet iç. O zaman keyifli oluyor. Yani zaten bu arada ben bu arkadaşla ortalama 400 tane kokteyl challenge yapacağım bu arada. 400 kokteyl hedefimiz var bu arkadaşla. Tabi işte bir boom gibi fantaziler de yapacağız vodka ile. İşte etkinlik, eğlence şeklinde de içerikler, mizahlar olacak. Ve tabii ki de biraz gülüp eğleneceğiz. Bu arkadaşımı sizi tanıştırmak istedim. Ee, kız arkadaşımın bana almış olduğu bir hediye bu arada. Ee, <laughs> yani insan sevgisini tanımaz mı? <laughs> Tanıyor işte. Biliyor. Güzel bir hediye aldı bana. Eğer bu şişe bitirmeden <laughs> biz bu şeyi bitirmeye çalışacağız. <laughs> Bakalım kim kimi <laughs> bitirecek hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bunu da kanala sokmak istedim. Dediğim gibi ilkdir yapmayı severiz. ki yapanları vardır. Belki ben denk gelmemişimdir. Ama Absolut'in e, bu serisini ilk ben tanıtıyorum. Ve ilk ben tanıtacağım ve ilk sizler de izlemiş olacaksınız bu kanaldan. Ve bunun da mutluluğu bende var. Ve gerçekten de şişesi garip bir şekilde çok yakışıklı duruyor. Yani insanların dikkatini inanılmaz üstüne çekiyor. Ya biz rafta bunu gördük ilk zaten. Yani dedik ki iyi bak iyi de dedik. et evet, baba baba deyip <laughs> şöyle bir inceledik. Beylerbeyi'nin de bayağı kocaman olanı vardı. Beylerbeyi'nin hatta 5.5 litre olanı vardı. Bunun bir litre daha büyüğü. Onun şişesi tabi daha geniş duruyordu bu arada. Ama tabii ki de e, rakıyla ne kadar fantazi yapabiliriz diye düşündük. Yapamayız. Eee rakıyla kokteyl çok zor biliyorsunuz. Yapılmaz değil, yapılıyor ama e, çok fazla kokteyl alternatifin olmuyor. Çünkü içerisindeki anason inanılmaz zıt karakterlerde ve içerisindeki e, etil alkol inanılmaz bir şekilde etken yaratıyor anasonla beraber. Genel olarak zaten alkollerin çoğu zaten etil alkolden yapılıyor ama anasonla uyumun daha fazla patlıyor. O yüzden de kokteyllere ben çok fazla yakıştıramıyorum. Tabii ki de e, ekşi, fresh, işte anason gibi e, kokuların lezzetin olduğu bitkileri seçersek tabii ki de güzel kokteyller e, üretebiliriz. Bir Türk kokteyli üretebiliriz arkadaşlar. Bu da mümkün tabii ki de. O yüzden biz garanti olsun diye <laughs> absoluti seçtik bizzat böyle geldi. Barımı neşelendirdi. Ee, barımın <laughs> köşesine oturdu bizzat A babası. Çünkü en büyükleri, en yaşlıları, <laughs> en boylu postus, en babayı bu. Evet arkadaşlar, böyle içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmadan geçmeyin. Bu güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarzda yine hani istediğiniz içerikler varsa abi işte kardeşim şu alkolün de bak bu boyutta bir ürünü çıktı işte o da yine böyle büyük ilgi çekici gayet hani göze hoş gelen bir serinin seriler varsa elimden geldiğince hani söz vermiyorum ama elimden geldiğince ulaşmaya çalışırım onların da tanıtımını yaparım sizler arkadaşlar kendinize çok iyi bakın.